Sevgili terazi burçları, ay burcu terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlarım. Şimdi sizlerin hayırlısıyla bir haftalık yıldızlamenizi vereceğim. 23 Temmuz, 29 Temmuz arası efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve seraku faktan eydühevm cezayen bima kesebe nekate Alimullahü vallahu azizül hakim. Arkadaşlar Sure-i Maide'nin 38. ayetini okudum. Evet, burada şimdi bazı şifalanmalarınız gerekecek bu hafta. Pek çok terazi burcu şifalanmayı ve yeniden bir araya gelmeyi deneyimleyecek arkadaşlar. Bir iş fırsatınız kaçmış olabilir. Birisiyle tanışmak üzereyken ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Yeniden taşınma, yeniden bir araya gelme ya da bir fırsatı kaçırdığınız fırsatı yakalama, birileriyle bir araya gelme olayını gerçekleştireceksiniz. Şimdi doyumsuz duygularla dolu halde olacağınızı görüyorum. Daha iyi beklenti, daha iyi sonuç için bekleyeceksiniz. Diyeceksiniz, geçen sefer olmadı, bu sefer olacak gibi bazı söylemlerle donatıldığınızı görüyorum. Depresyondan çıkacağınızı, karamsarlıktan kurtulacağınızı, bir insan bir insanın hayatını ne kadar değiştirebilir, o kadar değiştirecek arkadaşlar. Her zaman söylerim, insanın insandaki ömrü onu hayal ettiği kadardır. Hayalinden çıkardırsan onun ömrü de biter. Bu benim kendi bir dizemdir. Kendi bir şiirin dörtlüğünde yazmıştım. İnsanın insandaki ömrü hayalinde yaşattığı kadardır arkadaşlar. Ötesi yoktur. Ve gerçekten bazı hayal kırıklıkları, evliliklerin bozulması, evlilik sözleşmesinin sıkıntıya düşmesi, her ne yaşadıysan bazı pişmanlıkların var. Keşke ben yıldızımın uyumlu olduğu birisiyle beraber olsaydım. Keşke bu fırsatı yakalasaydım. Onu kaçırmasaydım. Fırsat kaçmış değil. Bu hafta pek çok terazinin ayağına gelecek kısmetlerin olacağını görüyorum. Ve duygusal anlamda gerçekten yeni başlangıçlar yapacaksınız. Ve sizi geçen hafta üzen, geçen ay üzen olaylara bir çizgi çekeceksiniz. Ben zaten geçmişte yaşattığım birisi, hala hayalimde yaşattığım kişiyle beraberim diyeceksin. Gerçekten eskiye bir dönüş var, eskiden bir geliş var sevgili dostum. Ve siz bir büyü, bir negatif enerji ya da bir nazarla ayrılmışsınız o kişiyle. Bir araya geleceksiniz, buluşacaksınız. Bu ayrılıklar son buluyor, ayrılık son buluyor. Birleşmeler, yeniden deneyimlemeler, yarım kalmış bir aşkı tamamlıyor arkadaşlar. Şimdi bir şeyleri beğenmiyorsunuz, yolunda gitmeyen bir şeyler var. Sağlık durumunu mu beğenmiyorsun? Bir evliliğini mi beğenmiyorsun? Birlikteliğini mi? Bilemiyorum. Bir masaya yatırma durumu var ve de karanlıktan aydınlığa çıkman pek yakındır sevgili dostum. Bir şeylere boyun eğmekten yorulmuş gösteriyorsun. Kısa süreli evet demişsin ama uzun vadeli olaylarda da bir kayıp yaşadığın zaman kaybı. Bakın bir zaman kaybı yaşanmış sevgili terazi burçları. Artık verdiğin mücadele tam yerinde bir mücadeleyi kazanıyorsun, bir savaşı kazanıyorsun ve onurlu bir aşka, onurlu bir hayata evet dediğini görüyorum. Sanki yarışı kazanan bir at kadar asil hissedecek pek çok terazi burcu. Neden? Hem parasal kazanç olacak. Hani bir kendinizi yarış atı gibi görebilirsiniz. Ama kazanan bir yarış atı, asil bir İngiliz atı kadar güzel olacaksınız. Gerçekten ince narin duygularınızla, o naif yapınızla bir gerçekliği ortaya koyacaksınız. Kesinlikle pek çok terazi burcuna ben mesleki anlamda ilerleme görüyorum bu hafta içerisinde. Bu konuyla ilgili en azından çalışma var, yardım, destek var arkadaşlar, bunu söylüyorum. Bir şeylerden korkuyorsunuz, borç korkusu olabilir ya da bir şeyi ödeyemem,
bu işin içinden çıkamam korkusu çıkacaksın, ödeyeceksin, her şey süper yolunda olacak. Çünkü destekleniyorsun. Karşı evinde bulunan, yani senin karşıt burcunda bulunan Jüpiter'den çok olumlu etki alırken pek çok terazi burcu kötü giden evlilikleri de sonlandırıp ikinci kişiyle evlenebilir. İlişkilerini sonlandırabilir, aniden yüce gönüllü birisiyle evlilik yapabilir. Mucizelere her an hazır olun. Ne konuda? Özellikle ikili ilişkilerde mucizeler akmaya başladı. Sevgili terazi burçlarım, zaten temiz kalbinle, adil yüreğinle ve böyle nasıl diyeyim şeffaf olan ruhunla bunu hak ediyorsun. Alacaksın hayırlısıyla. Romantik bir girişim olabilir. Birisinin aracılığıyla sevdiğin insanın sesini duyabilirsin. Bu da sana çok iyi gelecek. Bir hastalık şifa bulacak. Hastalıktan şifa bulanlar var sevgili terazi burçları. Aynı zamanda çıkacağınız yolculuktan hayır ve bereket göreceksiniz. Yalnız esrafında olabilir, uzaktan yakından, aklı başında olmayan bir insan, kadın ya da erkek fark etmez. Hani böyle bir akılsız bir Merkür'ün pozisyonundan dolayı akılsız birilerine böyle kucak açabilirsin. Aman aman çok acındırıyor kendini. Duygu sömürüsü yapıyor. İnanma, yüz verme ve işi gücü senin maddi olaraktan sömürülmen. Seni maddi manevi zora sokmak isteyen biri var. Ona da paye verme sevgili dostum. Şansın bir hayli yüksek, duygusal anlamda olsun, maddi boyutlarıyla olsun, ruhsal boyutlarıyla olsun. Çok güzel dört dörtlük bir haftayı deneyimleyeceksin sevgili dostum. Sözlenme, nişanlanma gibi olaylar her an olabilir. Pek çok terazi burcunda bekar olanlar da bunu bekliyorum. Karşılıklı anlaşma, duygusal olarak birliktelikler çok göze çarpıyor arkadaşım. Evet, sorun olan birilerinden kurtulduğunu görüyorum. Kuvvet kazanıyorsun 8 gün içerisinde. Kesinlikle bakın sayın, bu hafta özellikle çarşamba gününden itibaren sayın 8 gün içerisinde çok önemli olaylar var, bomba olaylar var. İşi patlatacaksın. Duygusal hayatında bombardıman etkisi var. Gerçekten çok güzel şeyler yaşayacaksın. Başladığını bitirme fırsatın var. Yarım kalanlar tamamlanacak. Bir anahtar gözüküyor. Bir ev, bir anahtar. Senin ya da bir yakınının olacak bu anahtar gerçekten. Bu da huzur, barış içinde bir yuvaya işaret ederken senin de pek çok güçlüğü yeneceğini gösteriyor. Sevgiyle dolup taşıyorsun. Masumiyetini koruyorsun en azından. Masumiyetini koruyorsun. Mahkemelik bir işin olabilir. Mahkemelik işler zaten hep terazilere göredir. O da bir nasıl diyeyim emsal gösterilecek bir şey. İşin kolaylaşacak yani. İşte şöyle de bir emsal var, şu davada şu olmuş diyeceksin. Öyle de bir kurtuluşun olacak. Kolay geçecek sevgili dostum. Belki bir avukat paran gidebilir. Canınız sağ olsun sevgili teraziler. Zikrinizi veriyorum. 551 kere ya müteali zikri, yaratılmışların kendisi hakkında akıl ve idraklerinin mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan pek üstün ve her eksiklikten münezzeh ve uzak olan zat demektir. Şimdi her gün okuduğunuzda hürmet ve sevgi göreceksiniz, kolay kabul olacaksınız ve de eğer ilgi alaka görmüyorsanız eşinizden veya iş yerinde bir sürtüşmeler yaşıyorsanız müteali zikri sizin hayalinizin bile ötesinde başarı getirecek iş konusunda ve de kocanız, karınız her neyse sizinle çok fazla ilgilenecek ve hayalimde yaşattığım kadın sensin, hayalimde yaşattığım erkek sensin. İyi ki seni tanımışım sözlerini çok duyacaksınız sevgili dostlarım. Haydi duydukça benim videomun altına da yorumları yazın. Seviyorum sizi. Hoşça kalın, dostça kalın. 0546 481 3506. Arkadaşlar bir şey belirtmek istiyorum. Şimdi ben bir aydır falan aşağı yukarı çok rahatsızım ama insanlara belli etmemeye çalışıyorum. Zira dikkat ederseniz fazla deste seç videoları atamıyorum. Üstünüzden uzak dün
videonun sonuna koydum. İstemeyenler izlemesin, şey yapmasın arkadaşlar. Bu bölümü geçebilir. Video bitti zaten. Şimdi bana şimdi aradığınızda şey oluyor. Diyorsunuz ki Canan Hanım böyle böyle ben işte enerji istiyorum, yıldızlarımı istiyorum. Bakamıyorum arkadaşlar. Kalbimin üzerinde bir yumruk yemiş gibi uyanıyorum. Nefes alamıyorum. Bu tümüs bezi bölgesi yani iki göz kafesimin ortasında inanılmaz bir yumruğu gibi bir şey var. Bir çok ağrım oluyor. Nefes alamıyorum. Hava da çok sıcak. Kendim ayakta zor duruyorum arkadaşlar. Bir de daha önce de belirtmiştim size astrokartografimi yaptırdım. Yani benim için neresi uygun? Bundan yola çıkarak yakında çok güzel bir şehre gideceğim. Ben daha önce hiç gitmediğim bir yer. Elazığ arkadaşlar. Şehri de saklamaya gerek yok. Elazığ'a gideceğim. Oradan bir şeyler bakacağım. Kiralık bir ev arıyorum. Oraya yerleşmeyi düşünüyorum. Eğer enerjimin tutacağından %100 eminim. %1500 eminim yani orası. Çünkü beni Venüs attım. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Ama bir de insani faktör var. İşte şehrin bir durumu var. Yine de bir gidip bakmak lazım. Haftaya da Elazığ yollarındayım. Ama Elazığ'dan yine size de bakımlara devam edeceğim. Birkaç gün eğer oyalanırsam ya hasta hasta gidin demeyin ama benim Çukurova bölgesinde kalan hastalığımı çok arttırıyor. Hem yıldızsal anlamda burasıyla çok uyumsuzum. Memleketim olmasına rağmen burası bana hiç iyi gelmiyor. Bir de sıcaklar da beni çok olumsuz etkiliyor. Nefes alamıyorum. Elazığ yolcusuyum. Hasbinallah nimel vekil deyip gidiyorum. Hiçbir kimse yok tanıdığım ama ben başaracağımı biliyorum. Sizinleyim kalbimi sizinle. Tüm Elazığ'ı izleyenlere selamlarımı söylüyorum. Oradayım arkadaşlar. Orada olacağım. İnşallah nasip olursa orası benim artık şehrim olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın.